Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Bakara Suresi 146-152. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burası kıble ile alakalı bazı meseleleri bize bildiren bir bölüm. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, ehli kitap olanlar, يَعْرِفُونَهُ Onu bilirler, tanırlar. Kema yarifune ebnaehum kendi evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanırlar. Burada onu tanırlar derken bundan murat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veya kıblenin değiştirilmesinin hak olduğu bu manada açıklamalar var. Genelde tercih edilen ilk anda nazara verilen görüş peygamberi kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bu şu anlamda yani kendi kitaplarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarını okumuşlardı ve onun alametlerini biliyorlardı. Dolayısıyla o özelliklerle Peygamberimizi gördüklerinde aslında onun hak peygamber olduğunu biliyorlar. Ama bir takım inat gibi, kabilecilik gibi, ırkçılık gibi mülahazalarla kabul etmekte zorlanıyorlar. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdullah İbni Selam'a Yahudi alimlerinden, sonradan Müslüman olmuş Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam'a soruyor bu ayetle alakalı. İbni Selam diyor ki, ben kendi evladımda şüphe edebilirim. Yani ne bileyim belki de hanımım aldatmış olabilir. Ama Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu konusunda hiçbir tereddüdüm yok. Çünkü onun sıfatlarını kendi kitaplarımızda buluyorum diye ifade ediyor. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ Onlardan bir fırka, ehli kitaptan bir fırka, لَيَكْتُمُونَ الْحَقْ Hakkı gizliyorlar, وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bildikleri halde. Tabi bile bile hakkı gizlemek çok daha büyük bir vebal. Yani bir insan bilmediğinde, cahilce bazı hareketler olduğunda cehaleti bir derece özür sayılabilir. Ama bile bile aynı şeyleri yaparsa bu çok daha büyük bir vebal durumunda. İşte onlardan bir kısmı peygamberin vasıflarını bilmelerine rağmen bile bile hakkı gizliyorlar, örtüyorlar. El hakku min rabbik, hak Rabbinden sana gelendir. Rabbinden sana bildirilen haktır, gerçektir. Fele tekunenne minel mumterin, sakın şüpheye düşenlerden olma. Burada hitap peygamberimize, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şüphe içinde olması düşünülemez. Ama onun şahsında ümmete ders veriliyor. Yani vahiy ile gelen bu hakikatler gerçeğin ta kendisidir. Sakın bundan şüphe etmeyin. Bu konuda herhangi bir tereddüde girmeyin. Bu mesaj Peygamberimizin şahsında bize ümmete veriliyor. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin yönelmiş olduğu bir kıble vardır. Yani Müslümanların Kabe şeklinde, diyelim Yahudilerin Kudüs şeklinde her milletin yönelmiş olduğu kıble var. Herkesin yöneldiği bir cihet bulunmakta. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Öyleyse hayırda yarışınız. Hayrat hususunda, hayırlı işlerde yarışınız. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu mesajı gerçekten çok manidar. Yani dinler de kendi aralarında bir nevi hayır yarışı yapacaklar. İşte tarihte Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın gönderdiği din mensupları geldi. Şu anda da bunlar devam ediyor. Ve her dinin mensupları Allah'ın dinini hayatlarında uygulamaya çalışmışlar. Bu noktada bir nevi bir hayır yarışı. İşte Müslümanlar şöyle yaşadı, başkaları böyle yaşadı. Bu manada bunun gösterilmesi lazım. Müslümanların da yine kendi aralarında hayır yarışı yapmaları gerekiyor. Hayırda yarışmak. Ve bu gayet müspet bir duygudur. Daha fazla hayır yapmaya çalışmaya bizi sevk eder. Eynemâ tekûnû, nerede bulunursanız bulun. Ye'tibikumullâhu cemî'a, Allah hepinizi bir araya getirir. Yani dünyanın neresinde olursanız olun, diğer alemde Allah-u Teala hepinizi bir araya getirecektir. Bu manada değerlendirilebilir. İnna Allah ala külli şeyin kadir. Şüphesiz Allah
her şeye kadirdir. Ve min haytu haraçte, nereden çıkarsan çık, fevelli ve çeke şatral mescidil haram, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Burada peygamberimize bir hitap var. Nerede bulunursan bulun, nereden çıkarsan çık, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Ve ennehu lel hakku min rabbik, o Rabbinden bir haktır, gerçektir. Ve mallahu bi gafilin amma ta'malun, Allah yaptığınız amellerden gafil değildir. Allah sizin yapmış olduğunuz amelleri bilir. Ve min haythu haraçte fevelli ve şeke şatral mescidil haram. Yani burada emrin tekrarını görüyoruz. Tabi bu gibi tekrarlarda pek çok hikmetler var. Meselenin önemini bize bildiriyor. Ve bu konuda kıbleye yönelmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bu tekrarlarla bize anlatıyor. Ve haythu mâ küntüm fevellû vucûhakum şatra, ve siz nerede olursanız olun yüzlerinizi mescid-i haram tarafına çeviriniz. Yani münferit olarak her bir insan kıbleye yönelmekle mükellef, bir de toplu halde bütün Müslümanlar oraya yönelip ibadetlerini yapmakla mükellef. Ve bu bize aynı zamanda bir birlik meydana getiriyor. Birlik ruhu kazandırıyor. Aynı hedefe yöneliyoruz. Aynı kıbleye, Kabe'ye yöneliyoruz. Bu kalplerimizi de bir araya getiriyor. Kalplerin de ittihad etmesini, tevhidde bulunmasını sağlıyor. لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ, ta ki insanların sizin aleyhinizde bir hücceti olmasın. Yani bu şöyle açıklanmakta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim'in neslinden ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin devamı gibi İslamiyet'i bu şekilde de nazara veriyor. Ama bir kısım insanlar, mesela müşrikler, şöyle diyebilmekteler. Diyorlar ki hem atası İbrahim'in yolunda olduğunu söylüyor, hem de onun kıblesine yönelmiyor. Öte yandan ehli kitap olanlar da demek ki kendi kitaplarında ahir zaman peygamberinin kıbleye yöneleceğini, Kudüs'ten kıbleye yöneleceğini biliyorlar. Ve bundan dolayı da yani hem ahir zaman peygamber olduğunu söylüyor, hem de Kudüs'e yöneliyor. Halbuki Kabe'ye yönelmesi gerekirdi gibi. Bu manada konuşanlar var. İşte Allah-u Teala bu manada peygamberimize şunu nazara veriyor. Sen kıbleye yönel, Kabe'ye yönel, ta ki insanların sizinle alakalı ellerinde bir delil kalmasın. İllellezîne zalemû minhum, ancak onlardan zalim olanlar müstesna. Yani onlardan zalim olanlar, siz ne yapsanız da, ne kadar hak ve hakikati beyan etseniz de, onlar yine laf ederler, ileri geri konuşurlar. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِمْ, ama onlardan korkmayın, benden korkun. Bu da tabi dinde önemli bir nokta. Bir insan hak dini bulduktan sonra o dini samimi bir şekilde yaşamalı ve o dinin emirlerini yerine getirmeli. Yani bazıları ne der, şöyle mi der, böyle mi der, bunu o kadar da dert etmemeli. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, Allah-u Teala kendi hizbini, Allah yolunda olanları anlatırken onların bir özelliğini de şöyle bildiriyor. Onlar kınayanların kınamasından korkmazlar. Yani dini yaşarlarken, dini hayatı hayatlarında uygularlarken bazılarının ileri geri konuşmaları onları yollarından döndürmez. Onlar yine samimane dinlerini yaşamaya devam ederler. Bu açıdan insanlar ne der, şöyle mi der, böyle mi der, buna o kadar da aldırmamak lazım. Allah ne der, Allah kabul eder mi, buna bakmak gerekir. Eğer biz insanları razı etmeye çalışırsak, herkesi razı edebilmemiz mümkün değildir. Yani illa insanlar bu konuda ileri geri konuşurlar. Günümüz şartlarında da her bir Müslüman bir takım tenkitlere maruz kalabilir. Mesela dinini samimane yaşayan bir kimseyi bazıları aşırı bulabilir. Yani bu kadar da aşırı gitme, bu kadar da olmaz diyebilirler. Ama gerçekte acaba bir aşırılık mı? Dinin ölçülerine göre yaşıyorsa bu bir aşırılık değildir. Dolayısıyla insanların onu aşırı bulması onu yolundan çevirmemeli. O yine yoluna düzgün bir şekilde devam etmeli. Ve diyelim başörtülü bir bayan çevresinden tenkit alabilir.
onu kınayanlar olabilir. Bu zamanda artık bu olmaz gibisinden değerlendirenler olabilir. Ama aldırmaması gerekir. Allah-u Teala'nın emri böyledir. Allah'ın emrini yerine getirmektedir. Bu noktada bazılarının kınaması onu yolundan çevirmemeli ve o hak yolda devam etmeli. Veya diyelim bir esnaf kılı 40 yararcasına İslam'ın haram helal ölçülerini uygulamaya çalışıyor. Çevresinde bazıları yine onu tenkit edebilirler. Diyebilirler ki bu zamanda bu kadar da hassas gidilmez. Bu kadar mümkün değil, yapılamaz. O aldırmadan o doğru yolda yoluna devam edebilmeli. İşte insanlardan korkmak değil, Allah'tan korkmak. İnsanları razı etmeye çalışmak değil, Allah'ı razı etmeye çalışmak önemli bir durum. وَلِعُتِمَّ نِعَمَةَ عَلَيْكُمْ Ta ki ben size olan nimetimi tamamlayayım. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ve ola ki siz bu şekilde maksadınıza, hedefinize ulaşasınız. Yani Allah'tan korktuğu zaman bir insan, Allah-u Teala onun nimetlerini daha da artırır ve onun maksadına muvaffak kılar. مَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانَ Kim Allah'tan hakkıyla korksa, Allah ona bir furkan nasip eder. Yani hak ile batılı ayırt edecek bir temiz gücü nasip eder ve artık o ona göre hareket eder. Ve يَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ve ummadığı yerden, hesap etmediği yerden Allah onu rızıklandırır. كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Nitekim biz içinizden bir peygamber gönderdik. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا Ayetlerimizi size okuyor. وَيُزَكِّيكُمْ Ve sizleri temizliyor. Günahlardan, manevi kirlerden arındırıyor. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ Ve size kitabı, hikmeti talim ediyor, öğretiyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Ve bilmediğiniz şeyleri size öğretiyor. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatan bir ayet. İçinizden bir peygamber gönderdik. İçinizden denilmesi, Kur'an'ın ilk muhatapları Araplar. Araplar içinden bir peygamber. Dolayısıyla Araplara dışarıdan bir peygamber gelse bünye bunu kabul etmezdi. Dil olarak anlaşamazlardı. Ve onu örnek olarak kabul etmezlerdi. İçlerinden bir peygamber olduğu halde yine de kabulde epey zorlandılar. İşte içlerinden bir peygamber olması ayrı bir rahmettir. Ama bu peygamberimizin risaletinin evrensel olmasına, cihan şumul olmasına engel değildir. Peygamberimizin peygamberliği bütün insanlara bakar ama ilk muhatapları Araplar olmuştur. Ve peygamberimiz acaba neler getiriyor? يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا Ayetlerimizi size okuyor. Burada ayetler hem kelami ayetler hem de tekvini ayetler. Kelami ayetler Kur'an'ın ayetleri. Tekvini ayetler de kainat kitabının manaları. Mesela güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ve Allah'ın bir sanatı olarak insanlar onun farkında değildi. Güneşi sadece güneş olarak görüyorlardı. Ama Peygamberimizin getirdiği ölçülerle güneş Allah'ın mülkünde bir lamba görevi yaptığı görüldü. Kainat bir saray gibi ve güneş o kainat sarayında bir lamba. İşte Peygamberimiz güneşin manasını da insanlara bildirdi. Diyelim Araplar deve ile iç içeydi. Deve onların hayatında en önemli unsurlardan birisiydi. Ama deve nasıl yaratılmış, kim yaratmış, niçin yaratmış bunu bilemiyorlardı. İşte Peygamberimizin diliyle Kur'an ayetleri onlara اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Bu gibi ayetlerle zaten ömürleri deveyle geçmekle beraber onun manasını göremiyorlardı. Peygamberimizin getirdiği ayetlerle ona bir bakış kazandılar. Onu Allah'ın bir nimeti olarak görmeye başladılar. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve yüzekkikum ve sizi tezkiye ediyor. Yani manevi kirlerden, günahlardan arındırıyor. Nefislerinizi kötü meyillerden,
kötü durumlardan temizliyor. Buna teskiye denilir. Peygamberlerin en önemli görevlerinden biri. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme, kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'de hükümler var. Bir de bu hükümlerin hikmetleri var. Demek ki işte şu namazdır, bu oruçtur, bu hacdır. Bunlar kitabın hükümleri. Ama bir de bunların hikmet boyutu. Eşyanın nedenini, niçinini bilmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı zamanda bunları da öğretiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle dua ettiği bazı kitaplarda geçer. Allah'ım bize eşyayı gerçekte olduğu gibi göster. Yani eşyanın mahiyeti, bu gördüğümüz varlık alemindeki eşyanın gerçek mahiyeti nedir? Peygamberimiz vahiy ile buna mazhar ve insanlara da bunu öğretiyor. Ve böylece insanlar hem kitabı hem de hikmeti öğrenmiş oluyorlar. İşte kitap Allah'ın kitabı, hikmet de bir yönüyle sünnet şeklinde açıklanmış. Ama bunu aynı zamanda bir bakış açısı olarak görmek, yani sünnet evet hikmetin bir cihetidir ama hikmetin daha geniş boyutları da bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki ölçülerle, Peygamberimizin getirdiği ölçülerle insanlar hikmete ulaşıyor. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Felsefeye de hikmet denilmiş. En azından felsefenin bir kısmı hikmet olduğunda şüphe yoktur. Beşeri bilgi, insanların bilgisidir. Ve insanlar kendi akıllarıyla bir takım hikmete, bir takım bilgilere ulaşabilmişlerdir. Bu noktada felsefeden de, müsbet olanından istifade edilecek çok şeyler bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam, يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Bilmediğiniz şeyleri size öğretiyor. Bilmediğiniz şeyler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aslında ümmi. Ve Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde buna dikkat çekilmiştir. Huvellezî ba'te fil ümmiyyine rasûlen minhum. Allah o ümmiler içinde bir peygamber gönderdi. Yani peygamberimizin muhatap olduğu insanlar da ümmi. Okuma yazma bilmeyen kimseler. Ve peygamberimiz de ennebiyyül ümmi şeklinde ayetlerde ifade ediliyor. İşte o ümmi peygamber Cenab-ı Hakk'ın talimine mazhar oluyor. Vahye mazhar oluyor. Ve o vahiy ile normal diğer insanların çok uzun zaman dilimi içinde bile öğrenemeyecekleri şeyleri kalbinde yazılmış olarak hazır buluyor. Yani tabiri caizse üstad-ı ezelisinden ders alıyor. Cenab-ı Hak ona gerçekleri öğretiyor. Kitabın bilgisini, hikmetin bilgisini ona öğretiyor. Bunun neticesinde Hazreti Peygamber insanlığa muallim oluyor. Ve kendisi ümmi olmakla beraber Peygamberimiz şunu ifade etmiştir. İnnemâ buistu muallime. Ben size muallim olarak gönderildim. İşte bize kalsa ölümden sonrasını göremiyoruz ve bilemeyiz. Ama Peygamberimiz bize bunları öğretiyor. Bize kalsa uzayda hayat var mı bilemeyiz. Ama Peygamberimiz melekler ve ruhanilerin hayatını bize anlatmakla oralarında boş olmadığını bize bildiriyor. Fezkürûni ezkürküm. Beni yad edin. Ben de sizi anayım. Veşkürûli ve la tekfurun. Bana şükredin. Nankörlükte bulunmayın. Yani Cenab-ı Hak insanlara beni anın, ben de sizi anayım diyor. Allah'ı anmak hem dil ile olur hem de kalp ile olur. Asıl olan kalbin Allah'ı hatırlamasıdır. Bu yapıldıktan sonra Allah-u Teala da insanları yad edecektir. Yani onları ikramıyla, ihsanıyla, özel lütuflarıyla onları yad edecektir. Cenab-ı Hak bizi zikirde, şükürde daim olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.